Sevgili Beyaz Futbol YouTube izleyicileri, yanımızda Hayrettin Demirbaş var. Hayrettin Demirbaş'ı belki Z kuşağı bilmiyor olabilir. Galatasaray'ın eski kalecilerinden, milli kaleci. Şu anda spordan biraz uzak, futboldan biraz uzak. Biz İzmir'deyiz, çiftliğindeyiz. Çok güzel bir pazar günü ve kendisi bizi misafir etti. Onun için öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Çok şeref verdiniz. Sizleri burada görmek beni çok mutlu etti. Biz de Seneler buraları sonra. gördük, sizi gördük. Biz de Sağ olun. çok çok mutlu olduk. Nasıl geçiyor günler? Neler Vallahi yapıyorsunuz? günler dolu dolu geçiyor. Hem kendime zaman ayırıyorum burada, hem doğayla ilgileniyorum. Yani dediğim gibi insanlardan uzak, kafamızı dinliyoruz. O açıdan çok güzel geçiyor. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Hiç uzatmadan tabii ki konumuz Galatasaray. Evet. Galatasaray'a geçeyim. Maçları izliyorsunuz, futbolu yakın takip ediyorsunuz. Tabii daha önce biliyorsunuz 3-4 tane takımda teknik direktörlük yaptım. İşte 2-3 takımda da kaleci hocalığı yaptım. Tabii futboldan kopmak mümkün değil çünkü biz hayatımızı onunla kazandık. İçimizde o var. İçimizde, ruhumuzda her an var. Nasıl görüyorsunuz Galatasaray'ın durumunu? Hiç iyi görmüyorum. Yani maalesef Galatasaray çok kötü yönetiliyor. Özellikle Ali Uras başkanımızdan sonra işte Ali Tanrı'ya Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Çok güzel adamlardı, güzel insanlardı. Kulübün menfaatlerini her şeyin üzerinde gören insanlardı. Ondan sonra işte biliyorsunuz Alp Yalman. Ben Alp abi de farklı bir parantez açmak istiyorum. İnanın olağanüstü iyi bir başkanlık yaptı Galatasaray'a. Şimdi düşünüyorum bazı zaman zaman o zamanlar kızıyordum bazı konularda ona. Ama şimdi yaşım ilerledikçe Daha mı iyi geçen anlaşılıyor? başkanları gördükçe Halep abinin neler yaptığını çok daha iyi takdir ediyorum. Aşağı yukarı sıfır borç bıraktı kulübe. Evet. Maalesef ve maalesef bugünlere getirdiler kulübü. Şu anda neler var yanlış gözünüzde yapılan yanlışlar? Tabii bizim zamanımızda abilik olayı vardı. Örnek olarak ben şunu söyleyebilirim. Kaptan Cüneyt vardı, benim çok örnek aldığım. Zaten 6-7 sene o da arkadaşımdı. Onlar bir şey söyledikleri zaman biz hayatta konuşmazdık. Kaptan Cüneyt hiç unutmuyorum bir maçtan sonraki o kadar önemli bir maçtı bizim için. Aydın'da bir maç oynuyoruz. Direğin yanındayım. Top, zaten kaleyi tutacağım topu. Cüneyt abi orada son anda nasıl olduysa ayağını uzattı. Artık nasıl olduysa ayağını çarptı, gol oldu. Kaptanım dedim, top bendeydi. O orada bana bir iki tane tokat attı Cüneyt abi. İnanın bana o kadar onu seviyordum. Bazı arkadaşlarım bana uçakta giderken hayır dediler, sana nasıl tokat atar? Ağzını burnunu kır ki gücüm kuvvetim de yerinde. Evet. Dedim ki bakın dedim beyler, herkes işine baksın dedim. Önemli olan takımdaşlık. O da ben de gol yememek için mücadele ediyoruz. O sinirle bir anda vurmuş olabilir. Bana yumruk bile vursa ben ona bırak el kaldırmayı, önünde eğilirim. Öyle bir güzel abim o benim. Sonuçta takım Herkes dedim kaptanıdır. işine baksın. Velhasıl ertesi gün sabah ilk işim güzel bir çiçek yaptırdım, bir pasta yaptırdım. Saat 8.30'da Cüneyt abimi o güzel uykusundan uyandırdım. Dedim ki kaptanım sen benden daha çok üzülmüşsündür. Allah bir sarıldı kaptan, gözünden yaş geldi. Oğlum dedi, nasıl bir adamsın sen? Ya kaptanım dedim, niçin mücadele ediyoruz? Takım için dedim. Sen beni dövsen de sevsen de abimsin, kaptanımsın, camiamızın büyüğüsün dedim. Bu her şeye bedel dedim. Aldı beni içeri, beraber kahvaltı, yengem Cüneyt abi orada. Tabii dedi, vurdun çocuğa dedi, ben de gördüm dedi. Yengem dedim, bırak Allah aşkına dedim, aramızı bozamasın kaptanımla. Böyle bir şey, şakrak bir kahvaltı yaptık beraber. Güzel bir gün geçirdik. Bizde abilik, arkadaşlık böyleydi. Şu anda göremiyorsunuz onu değil mi? Kardeşim maalesef Her şey para mı oldu? Rezom, her şey para, her şey bencillik. İnsanlar bile dikkat edin, ben ülkemin durumunu hiç iyi görmüyorum kardeşim. Artık delikanlılık, insanlık, bu kadınların çektiği Saygı, nedir bizlerden be saygı. kardeşim? Saygı. Yani ya çok kötüyüz kardeşim. Çok kötü günler bizi bekliyor. Üzülüyorum. Ülkem adına üzülüyorum Sezon. Üzülüyorum. Allah yardımcımız olsun. Rasim Ozan Kütahyalı ile sizi konuşturacağım.
Ve çok merak ediyorum aranızda neler geçecek, neler yaşanacak, son... neler söyleyeceksiniz. Olur, şöyle bir şey oldu yalnız. Onu da ben söyleyeyim sana. Rasim'in olayından sonra işte beni aradılar 2 gün. Aslında hanıma ulaştılar. Evet. Sonra hanım dedi ki hayro dedi çiftlikte. Sonra beni buradan aradılar. Bir konuştuk. Ben de bir şeyler söyledim olumlu. Yani ya 70 milyon önünde konuşuyoruz. Şimdi Rasim çok güzel şeyler söyledi. Güzel başladı. Sonunu iyi getiremedi. Orada bir iki o Sinan'a kalkıp o lafı söylemesi. Ya ben 4-5 kere aradım arkadan. Ya dedim kardeşim ne demek istiyorsun? Yani sen mi büyüttün Hayro'yu? Ya neye büyüttün? O benim kardeşim. Yani biz ne demek yani bu? Evet. O benim çok ağrıma gitti. Annemi babamı üzdüğü için gönül koydum. Alo. Rasim'le buluşmayı sağladık. Rasim, evet. Rasim. Sezgin ben yanımda. Sen misin? Yanımda kim? Yanımda kim var biliyor musun? Kim var Sezgin abiciğim? Valla İzmir'deyiz. Memleketindeyiz senin. O harika. Sana çok kızgın birisi var burada. Eski bir Galatasaraylı. Kaleci. Ooo Hayrettin abim mi? Hayrettin abim. Rasim nasılsın kardeşim? İyi misin? Ooo Hayrettin abi efsane ya. Hayrettin abi nasılsın? İyi misin? Rasim sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? Ya Hayrettin abim. Senin gibi bir kaleci Türkiye'ye gelmedi. Yemin ediyorum Allah belan versin. Ben o dönemi yaşadım ya. Ya gelen tüm topları çıkaran başka bir kaleci yok. Kimse kusura bakmasın ya. Tamam Rüştü de kardeşimiz ama senin o... Hello Barcelona Galatasaray. Hatırlıyorsun değil mi onu abi? Ali Sami'ye ya, Galatasaray Rasim, 0. Rasim. Barcelona 0. Ya bak ya o kadar senin için de çok üzüldüm ben. Neden? Ya kardeşim çok güzel şeyler söyledin benle ilgili. Evet. Aynen. Sonra ya. Hatırlarsın telefonla ben bağlandım. Tabii. Sonra sen son dakikada orada bir yanlış yaptın Rasim. Şöyle ki dedin ne ki orada ay biraz orada ben sana gönül koydum. Şöyle sen dedin ki orada ya evet. Sinan dedin senin oda arkadaşın mıydı Hayrettin abi evet dedi falan. Ya sen mi büyüttün falan filan filan böyle bir laflar ettin Rasim. Yok bak, ama yapayım, inan bak ben biliyorum abi, Rasim. Çok bak özür dilerim, ha aynen abim seni arkadan ben ama kafamı kırarım. Futbol hayatında daha ileri yaşlarda yaşadığım problemlerin sebebi mert oluşum. Bizim futbol alemi yuvarlak adam seviyor. Sen mert olduğun için orada bize çabuk etkileniyordun. Çok duygusaldın. Böyle içi dışı bir adamdın. Ya o süreci ben yaşadım ya bak ben bir şey diyeceğim. Hayrettin abi. Evet abi. Senin kuşağında çoğu futbolcu unutuldu gitti. Ama bütün gençler seni tanıyor. Bunda benim de Hayrettin sevgimin payı var. Ya Rasim sen bak o kadar güzel şeyler söyledin ki. Dedin ki aslında kimsenin gündeme getirmediği şeyleri söyledin sen. Tabii, çünkü ben 5 senede orada oynamadığım maç sayısı 2,5 tane Rasim. Tabii, çok hırpalandım. Yani ya o abi, her sene... Her sene var ya hiç unutmuyorum. Adnan Polat bana şöyle dedi bir sene. Hayri dedi biliyor musun kaç maç oynadın? Dedim Adnan abi 50 maç mı? 65 maç dedi. Rasim bak bir senede. Ya ben biliyorum adam oynamış 10 sene 3 büyüklerde 70 tane maçı yok Rasim. Öyle futbolcular var. Her maç oynardı. Her maç. Ve o ara ben bir 2 hafta izin yapsaydım Rasim bir kafamı toparlamam lazımdı. Çünkü kalecilik evet, çok evet, zor iş Rasim. Çok zor, çok zor. Bir de bizim abi, dönemimizde bir şimdi gençler tabii bilmiyor. Kaleci hocası yoktu Rasim. Yok, kendi kendine çalıştık. Ah, kendi kendimize. Yani inan Simović beni ben Simović'i Ahmet Akçan sağ olsun o zaman tercümanlık evet. Yap. O geliyor çalıştırıyor. Raşit abi bir ara benim kaleci hocamdı Mustafa Deniz ile beraber. Simović gittikten sonra zaten tek kaldım. Tek kaldım Rasim ve devamlı full oynuyorum. Spor yazarları. Zaten 15 tane maç oynuyorduk Almanya'da hazırlık maçı. Hepsi paralı maçlar. Mecbur tabii. Sen oynuyorsun birinci kaleci olarak. Aynen. Nezihi ve, vardı senin. Ve sen nezihi, çok... Nezihi. Evet, nezihi evet. Vardı. Sen çok doğru nokta ya Rasim be. Sen çok doğru noktaya orada parmak bastın. Evet. Sadece işte o sondaki hareketi vallahi, o vallahi o ben onu çok üzüldüm ben. Şey sorma Rasim. Bak senin belki de yani bu kadar başına işler açıldı o son lafın. Ya o sanki sen bizi orada şey gibi gösterdin. Yalnız ki Sinan yok, yok, Sinan işte beni Allah, Sinan'ın bak, beni Sinan'ın büyük büyütmesine şey zaten bak, liselere bile gittik. Biliyorum be abim ya. Ya millet ne soruyor biliyor musun? Evet. Ya diyorlar Romario gerçekten ben böyle bir kaleci görmedim dedim. Ya dedim. Ya ben bir şey söyleyeceğim. O maç bizim Galatasaray beşlik olurdu. Beşlik. Kaç tane ya böyle kaç maçın var ya? Ya Rasim ya şöyle söyleyeyim sana be güzel kardeşim. Biz her şeyden öte ekmek yediğimiz yere hiyanetlik yapmadık Rasim. Tabii canım ya. O arma için demin ben Sezgin'i anlattım. Röportaj belki Türkiye'de var ya bak göreceksin çok büyük ses getirecek. Evet, o maçtan evet, yani ben
Her zaman için o arma mı arma için mücadele ettim. Para Harim için değil Rasim. Senin de bir yerde kaleci hocalığı yapman lazım. Rasim bana yaptım be kardeşim, yaptım. Bak Volkan Babacan hazırladım. Okan Gocu küstüm Rasim. Çünkü bu ülkede ya şimdi bak bir şey söyleyeyim sana. Ya şimdi girmeyeyim o mevzulara. Ya FETÖ'cü olacaksın ya ÇETÖ'cü hesabı Rasim. Ya yani anladın mı? Eskiden öyleydi. Şu anda öyle bir şey yok. Herkes dileğinin hakkıyla. Ama şimdi de ne istiyorlar biliyor musun Rasim hocalar? Ya ona yalakalık yapacaksın. Ya da ya mesela bir en son bir hocayla çalıştık bir Rasim bir takımda. Ne o? Akşamleyin gidiyorlar saat 11'de. Alkol almaya Rasim rakıyla balık. Bir gün geldi futbolcular için hoca dedi ki ya dedi Hayrettin abi dedi biz dedi sen ben dedi senle çalışmayacağım bundan sonra. Hoca dedim hayrola? E dedi biz dedi akşam dedi gidiyoruz dedi sen bize gelmiyorsun ekibe uymuyorsun. Ya dedim hocam ben neye uymuyorum biliyor musun dedim. Sabahleyin sağlıklı kalkıyorum 6 tane genç kaleciyle çalışıyorum. Günde her gün 300 tane topa vuruyorum. Ben gece sabaha karşı 4'te yatarsam o çocuklara nasıl faydalı olacağım? O çocukların ağzım alkol kokarsa ki ben hayatımda hiç alkol almadım. Alkol alırsam o çocukların bana saygısı olur mu? İnan Rasim bu yüzden benimle adam çalışmadı. Ve bu adam birincilikte de hocalık yaptı Rasim. E soruyorum sana. Hayır Rasim ondan sonra diyorlar yetişmiyor. E ya bu ülkede olmaz Rasim. Sen kaç kere milli oldun hala? 50'ye yakın oldum Rasim. Bunun 25 tanesi A milli. Engin'le sendin o zaman değil mi? Engin'le ya biz o zamanlar senden sonra da Rüştü geldi. Rüştü geldi. Bizim onunla aramızda aşağı yukarı 10 yaş var Rüştü'yle. 10 yaş var tabii. Evet Engin de Rasim. 22 yaşında milli kaleci oldu. Evet yani Engin de çok iyi kaleciydi Rasim. Yani ben onu da çok beğenirim. Çok severim. Engin abi de severim. Çok iyidir. Yok olsun Rasim. O bak o. Ama niye bak. Engin'i bek ol. Objektifim abi ben. Engin'i bek olma. Uluslararası maçı az. Senin Manchester. Yok yok Rasim. Yok bak araştırırsan. Milli maçları var. Ya Rasim be. Rasim bak benim için ülkemin bütün insanları çok değerli Rasim. Ben sana da özür dilerim. Yani üzüldüm sonradan ben bir şeyler oldu. Bıraktın o görevi. Vallahi ben senden fazla üzüldüm Rasim. Ben seni kırdıysam özür dilerim. İnan bilmeden. Ya sorma Rasim. Ya kızlar arıyor Rasim. Bak 10 senedir benim kızlarım Amerika'da. Ya baba diyorlar Rasim abi ne diyorlar senin için diyorlar. Tamam mı? Yok be kızım dedim. Ben de toparlamaya çalışıyorum Rasim. Ama o şarkı kötü değil abi. O şarkı seni hatırlatan. Biliyorum. Sen çok güzel başladın. Sonunda Rasim bir laf ettin orada bütün o güzellikleri bir anda bitirdin. Farkında değilsin. Şimdi bu akşam neler? Sorun yok Rasim. Sorun yok. Rasim arayı düzelttik böylece yanlış anlaşılma. Rasim bak bir şey söyleyeyim kardeşim. Son şunu söyleyeyim. Her zaman burada bir kapınız var. İstanbul'dan geldiğiniz zaman. Valla yengemi de al gel hanımla biraz günelim biraz Rasim burada benim Menderes'e aynen çok da iyi olur kardeşim hatta ülkemiz için iyi olur sanki bizi insanlar böyle kanlı bıçaklı gibi görüyorlar bilsinler ki biz kardeşiz kardeşim benim ülkemin bütün insanları benim için çok değerli Rasim o yanlış anlamayı giderdik böylece giderdik ben sana bir şey sorayım programda gene o tezahürata devam mı ama Rasim yok abim annem babam üzülüyor Rasim sakın ha o diyor ya hayretli bilmem ne Rasim sorma ya. Rasim babam 33 yaşında ben kardeşim. O ismi koydu diye rüyasına giriyor bir dede işte. Demiş ki böyle benden önce iki tane oğlu ölüyor Rasim. Bak üçüncü ben daha ortada yokum. Diyor ki dede ona ya diyor ki böyle bak bir çocuğun olacak diyor. Ve o çocuk size diyor büyük şans getirecek babama anlatıyor dede rüyasında. Ha o çocuk diyor size diyor. Bütün diyor size diyor öyle bir bereket getirecek ki onun doğumundan sonra diyor siz diyor ferah kavuşacaksınız ama diyor ismini diyor Hayrettin koyacaksın diyor. İşte bak ben, yemin ediyorum Rasim. O çocuk Türk futbol tarihine geçti. Kardeşim her şey gönlünce olsun. Çok mutlu oldum. O düzelttik her şeyi. Hadi kardeşim benim kendine iyi bak. Sağ ol. Sizler de izlediniz. Bir yanlış anlaşılma da böylece ortadan kalktı. Yok var ya. Ya Rasim çok iyi bir insan. Aslında çok doğru şeyler söyledi benimle ilgili. Severim keratayı dedin değil mi? Keratayı severim ama beni üzdü de. Neden üzdü? Ya benim şimdi 93 yaşında bir babam var.
Annem 83 yaşında. Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür köyde versin. Zaten başka Sağlıklı, yaşlı mutlu. kalmadı. Onlardan başka. Allah uzun ömür versin. Şimdi babam bu ismi bana takarken rüyasında bir dede geliyor. Ve diyor ki Hüsnü Baba diyor oğlunun ismini Hayrettin koyacaksın. Hayrettin, Hayrettin, Hayrettin 3 kere söylüyor. Evet. Babam da benim ismimi Hayrettin koyuyor. Aslında benim göbek adım da Aslan'dır. Ama şimdi Galatasaray'da oynuyorum. Bunu gündeme getirsem benim ya şey, ikinci adım Aslan Hayrettin. Diyecekler ki ya bak şimdi şeylik yapıyor. Uyduruyor. Uyduruyor falan. Onun için ben hiçbir zaman onu gündeme dahi getirmedim. Ve babam da sağ olsun Hayrettin ismini koydu bana. Hayrettin ismi biraz kafiyeli bir isim. Ne oluyor? İşte Yasemi kalkıyor işte Hayrettin Hayrettin. Şimdi eskiden Fenerbahçe tarafı gayet doğal. Adamlar tribünlerde, benim moralimi bozacaklar. Tribünlerde tezahürat yapıyor. Psikolojimi bozacaklar ki maçı kazansınlar, beni biraz düşürsünler diye saygım var ben Fenerbahçe'ye. Bütün taraftarlara saygım var. Bu ülkenin bütün insanlara benim saygım var. Velhasıl onlar bunu söylüyor. Orada şimdi Rasim onu söylüyor. Ötekiler ya tamam falan. Yani sanki o kafiyeli şeyi söyleyecekmiş gibi. Ben buna gülüyorum sadece. Neden gülüyorum? Üzülüyorum. Ya babam beni arıyor diyor ki ya Hayro diyor oğlum neden diyor bu insanlar seni üzüyor, sen diyor güzel adamsın. Ben sana diyor ne öğrettim diyor. Sana taş atana diyor sen ekmek ver diyor, o yediği ekmekten utansın. Rasim çok güzel bir şey gündeme getirdi. Dedi ki ya Hayrettin abi dedi aslında dedi çok iyi kaleciydi dedi. 5-6 sene dedi Galatasaray'da oynadı dedi. 11 sene orada görev yaptı dedi. Oynadım oynamadığı zamanlarda da dedi. Oynatırlar iki maç üstüne dedi takım kazanıyor dedi. Ağzını açmıyor öbür maçta oynatmadıkları zaman. Oynadığı zaman da dedi biraz dinlenseydi dedi kafasını. Evet. Gerçekten de Sezgin'im benim yaşadığım sıkıntı oydu. 5 senede oynamadığım maç sayısı 2 tane düşünün. Doğru, doğru. Yıprandım. Avrupa Kupası, Türkiye Kupası, lig, spor yazarları, Allah'ım ya Rabbi velhasıl kurudan konuya atlamayın. Yıprandığım için bir hafta 10 gün izine ihtiyacım vardı o ara. İşte o saf tipin geldi. Zaten her şey orada başladı. Evet. Aksilikler. Uzatmayayım. Rasim çok doğru şeyler söyledi. Ama sorunu iyi bağlayamadı. Sonra de kalktı orada. Ya dedi Sinan abi dedi işte sen milli takım oda arkadaşı. Sen mi büyüttün Hayrettin abi? Ya şimdi ya Sinan benim kardeşim yani. 64 doğumlu Sinan. Ben 60 evet, diyorum. Evet. Kardeş çok da severim. Çok büyük futbolcuydu Sinan da. Oğlu da öyleydi. Bakma. Oğuzcan. Onun oğlu yemin ediyorum size Seda Sayan ve Sinan'ın çocuğu olmasa X başka bir oğlu olsaydı çok büyük futbolcu olurdu. Evet. Onun çocuğu diye çocuğu tukaka yaptılar. Yani kimse ilgilenmedi çocukla. Yoksa çok büyük yetenekti ve çok iyi insan onun oğlu. Velhasıl ya şimdi olmuyor be kardeşim. Benim iki tane çocuğum var. Birisi 36-37 yaşında kızım var. Maşallah, Amerika'da yaşıyorlar. Maşallah. Los Angeles'ta 10 senedir ben onları da okutuyorum. Master görüyorlar. Okuyorlar. 10 senedir evlatlarımı orada. Dünyayı tanısınlar güzel, diye gönderdim. Onlar da izliyor. Çocuk diyor ki baba diyor ya niye böyle diyor Rasim Koruyucu senin için. Şimdi benim çocuklarımı, anamı, babamı üzmeye kimsenin hakkı yok. Hadi ben üzülmüşüm zaten. Hayat siz boyu. Sizde yok canım, sizde yok. Şimdi Galatasaraylısın, şey. Fenerli küfür eder. Beşiktaşlı küfür. Onların işine gelmiyor senin şampiyonluğun. Evet. Ben bakın, belki 9-10 tane kupa kazandırdım Galatasaray'a. Vallahi de billahi de. Kazandığımız hiçbir kupada bir tur attıysam namerdim. Kupayı alıp da bir tur atmadım sahada. Neden? Evet. Kaybedenler üzülmesin. Üzülmesin diye. Fesatlanmasın. Küfür etmesin. Çok diye. Güzel bir düşünce. Hep içeriye çok ilk ben girmişimdi. Ama ben bakıyorum. Hayrettin deli, Hayrettin tukaka, Hayrettin kötü kale. Ya kardeşim. Ya 40'a yakın Avrupa Kupası oynadım. 50'ye yakın bu ülkemin bütün milli takımlarında oynadım. Bunun 25 tanesi A milli. Evet. Galatasaray'da 11 sene görev yaptım. 11-12 tane kupam var. Ya hadi be Hayrettin çok kötü. Hayrettin deli, Hayrettin manyak. Bir Hayrettin'den sonra bir Hayrettin daha yetiştirseydiniz ya. Bak Sezgin'im benden sonra bir yerli kaleci çıktı mı? Kim kalıcı kaldı orada bir tane? Yerli kaleci diyorum şey olarak Galatasaray diyorum. Galatasaray'da. Geldi Mondragon, Tafara, Aykutlar geldi. Hiçbirisi. Evet. Benim evet. Başarımın yarısını gösteremedi. Şu ve anda da mesela Giresunspor'daki. Onu da biliyorsun değil mi? O çocuğun da elinden ben tuttum biliyor musun? Evet. Bandırma'da benim talebem bu çocuk. Onunla ilgili bir anım var istersen. Ondan da çok şey bekleniliyor şu anda Galatasaray için. Bandırma'da ona sorarsınız o size anlatsın. Volkan Babacan elinden tuttu. İnanın ben kaleci hocalara dönmemin sebeplerinin biridir bu.
yetiştirme. Çok kutsal bir şey. Şimdi düşünüyorum. Turgay Şeren öldü gitti. Galatasaray, Allah rahmet eylesin. Bir tane eseri yok. Fatih Hoca yarın bugün ölümlü dünya ölüp gideceksin. Ya yerine birilerini bırak kardeşim. Yok. Yok. Ne yaptım? Volkan Babacan'ın elinden tuttum. Her yere gidiyordu, yedek kaleci yedek aldım Manisa'da. 2 senede onu ben amir takım kalesi yaptım. Evet. Bir kimse bahsetmiyor. Hiç önemli de değil. Okan Bucuk Bandırma'da bir tane maç oynamamış. Allahu Teala oğlum dedim. Neyse. Sen şu dedim, Galatasaray geleceği olarak görülen birisin. Sen dedim çok şanslı adamsın. Nasıl dedi hocam? Ya ben dedi ayrılacağım dedi Hayrettin hocam. Çünkü dedi beni hiç oynatmıyorlar burada. Allahu Teala dedim senin için beni gönderdi oğlum dedim. Rahat ol dedim. Ben seni dedim oynatmaya geldim dedim. Ve aldım oynattım çocuğu. Abi çok sinirli bir yapım vardı. Biraz önce başta dedin ki Cüneyt Kaptan'ın bana 2 tokat attı sesim çıkmadı. Evet. Senin tokat attığın kimse var mıydı? Ben şunu hatırlıyorum. Rıdvan Dilmedi bir maçta Kadıköy'de o 6 pasın içinde bayağı bir kovalamıştın. Evet. Şöyle Sezgin'im, inanın Rıdvan, Allahu Teala bize var ya Messi'yi 90'larda gönderdi. Şimdi diyorlar ya Arda var, Rıdvan gördüğüm en iyi futbolcu. Vallahi de billahi de ilk ona karşı ben Muğla'da oynuyor. Rıdvan, Sercan, Ertan. Böyle bir üçlü, böyle bir forvet. Üçü de inanılmaz süratliler. İnanılmaz uyumlu bir üçlüydü. Çok iyi bir forvettiler. Ve üçünü de Altay istedi. Boyları kısa diye bizi Allah rahmet eylesin. Rıdvan Burteç'in bunları almadı, evet, Altay. Bak o gün toprak sahada bizi mahvettiler. Biz 1. ligiz. Onlar amatör küme takımı. Neden dövmeye kalktın? Şöyle. Ve böyle bir güzelliği bize verdi. Ama ne o kendinin kıymetini bildi. Bilmedi. Evet. Ne bizler onu korumasını bildik. O maçta da ben o sene biliyorsunuz Hollanda'ya 8-9 tane kaleci geldi. Futbolcu kadar kaleci geldi yani denenmeye. Evet. Ben hepsini hakaret ettim, kaleyi aldım. Ve o maça kadar çeyrek final oynadık Avrupa'da. Türkiye Kupası'nı aldık. O maçı alsak biz de kafa kafaya geliyoruz. Şampiyonluk iddiamız oluyor. Evet. 9 kişi kaldık maçta. Maç 4-1. Ve hep önümdeler. 6 pasa. Zaten 9 kişi çıkamıyoruz. Orada İsmail ayağını uzattı. İsmail ayağı yerde. Rıdvan artık inanın çünkü çok zaman geçti arada. Vurdu mu vurmadı mı defalarca seyrettim. Hep İsmail'in ayağını ben yerde gördüm. Vurmuş da olabilir. Evet. Rıdvan profesyonelci. Attı kendini. Verdi penaltı. Ben de gittim ya Rıdvan dedim. Maç 4-1 zaten yani. Bunu niye yapıyorsun? Yani niye yapıyorsun? Ya sana ne dedi? Yani oradan ağızdan bir şeyler çıktı. Ya bu profesyonellikte bunlar var. Ama ben şöyle düşünüyorum. İnanın bana belki orada Rıdvan'ın yaptığı o hareket onların şampiyonluğuna mal oldu biliyor musunuz? Herkes benim yaptığım orada hareketi konuşuyor. Evet. Ondan sonraki maçı kimse konuşmuyor ama. Ben size onu da anlatayım. Çok şimdi konu ilk defa ben bu konu açıldığı için söyleyeyim. Ve orada Rıdvan bir şeyler söyledi. Ben orada sinirlendim Rıdvan'a. 1-2 tane vurdum. Oğuz'u çok severim. O da herhalde Rıdvan'dan duydu. Bana bir şey söyledi. Oğuz'a da bir tokat attım ben. Yapmamam lazım. Fakat inanın o kadar iyi profesyonelim ki. Hakem geldi. Amatörce işler yapıyorum. Hasan Ceylan hakem hocam dedim. Ben artık bakıyorum kendimden vazgeçtim. Hakemi kurtarayım. Evet. Çünkü çok saygıdeğer bir insandı. Hocam dedim. At kurtar kendini dedim. Yapmamam lazım. Bir an dedim orada dedim sinirlendim dedim. Evet. Zaten maç 4-1 9 kişi oynuyoruz. Benim cezamı ver. Ver cezamı kırmızıyı çıkar dedim kendini kurtar. Lütfen hocam rica ediyorum. Ya hayır dedi sen dedi boşuna yapmazsın dedi. Ya al, güler misin ağlar mısın? Ya Allah'ım adam bana benden daha çok değer veriyor. Evet, evet. Sarıyı çıkarıyor. Hocam dedim ne yapıyorsun ben artık tutuyorum elinden. Hakeme kırmızı göster ya bana. Hocam diyorum kırmızıyı göster yapma diyorum bak. Ya olmaz diyorum. Yok dedi. Sen dedi boşuna yapmazsın. Ya hocam bırak dedim bunu. Ya böyle bir şey olamaz. Orada ben Rıdvan'a yaptığım harekette benim adamlığıma, insanlığıma, profesyonelliğime yakışmadı. Ama biz ruhuyla, duygularıyla savaşan bir insandık. Ve ben siz diyorsunuz ya sinirli. Ben hayatım boyunca hiç kimseye haksızlık yapmadım. Mustafa Denizli ile yaşadığınız bir olay var. Ya işte orada bunu anlatıyorum işte. Bunun devamı ne oldu? O maç hadi biz kaybettik. Kaybettim. Allah bana yardım etti inanın. Bak ben orada gözüm döndü. Bir 5. gol olayı var. Ben orada Rıdvan'ı hakikaten yani dalacaktım Rıdvan'a.
Gözüm çünkü orada karardı artık. Çünkü çok delirdim yani. Orada kafa benim yerimden çıktı. Allah bana yardım etti. İyi ki de yardım etti. Çünkü Rıdvan'ı çok seviyordum. Yani bazen böyle kardeşine kızarsın ya. Evet, evet. Kızarsın ama onu dövemezsin de. Yani sevginden. Öyle bir pozisyon. Allah'tan gördü beni, topu çıkardı, gol oldu. İnanın benim için orada vatan haini olacaktı. Bak bana orada Rıdvan çok büyük yardım etti. Çok uzaktı mesafe çünkü. Oraya gittim ben ona doğru. O beni görünce çıkardı. Allah'tan çıkardı. O evet. Beni de kurtardı, kendini de kurtardı orada. Bak net söylüyorum bunu. Ama işte bak diyorlar ya sinirli Hayrettin. Tam tersi. Ben var ya pamuk gibi efendiydim. Yumuşaktım insanlara karşı. Ama ekmeğin söz konusu olduğu zaman. Çünkü ben bir köylü çocuğuyum. Hayatım boyunca savaşarak bir yerlere geldim. Biz ertesi maç kimle oynadık? Beşiktaş'la oynadık. Evet. Ve bakın biz o maçı kaybettik. İnsanlar bunu unutuyor. O zaman da unutuldu bu. Hiç önem verilmedi. O gün ne oldu? Maça çıkıyorum. Beşiktaş tarafı hayra buraya, yumruk hayra buraya. Çocukluğumda da bizim Ceylan vardı. Allah rahmet eylesin abimiz. Evet. Çok severdim onu köy takımında. Ceylan Sami abimiz Beşiktaşlıydı. Bize de onu çok sevdiğim için ben de böyle çocukla Beşiktaşlı şey ama ya benim çocukluğumda Beşiktaşlı olabilirim. Galatasaray'ın ekmeğini yiyorum. Galatasaraylıyım kardeşim. Ekmeğini yemişim. Hiçbir zaman da inkar etmedim bunu. Dedim ulan maç başlasın ben size göstereceğim dünyanın kaç bıçak olduğunu. Rıza geliyor. Hayır diyor. Ya şunlar mı diyor şampiyon olacak. Dedim Rıza bak seni çok severim. İnsan haysiyeti için, şerefi için yaşar. Herkes işinize bakın dedim kardeşim. Ya kardeşim maç başladı. Ya gol atıyoruz. 3 dakika sonra abi bir hatalar heriflerin önünde top. 92 senesi. Evet. 4-3 kaybettik. Bir dördüncü gol var. Gülersin. Hala aklıma geldikçe deliriyorum. Girdik soyunmasına. Abilerimden birisi. Abi dedim niye vurmuyorsunuz topa ya? Hayır dedi seni döverim dedi. Abi dedim gel bakayım dedim bir dövmeye kalk. Ha vallahi de billahi de kafanı dedim duvarlara çarparım dedim. Elimden seni kimse alamaz. Kim bu? Kim bu? Söylemeyeceğim. Peki. Peki. Söyle. Hiçbir arkadaşımı burada şey peki. Yapmak istemiyorum. Herkes herkesi biliyor. Bir arkadaşımız son gol. Ya ayağının içinle kale içine doğru top. Şifomet göğsünü koydu sadece. Baksınlar 4 gole. Benim kurtardığım en az 8 tane de net pozisyon var. 4-3 kaybettik. Beşiktaş şampiyon oldu. Bakın ben o gün niçin mücadele ettim biliyor musunuz? Fenerbahçe için. Düşmanım için. Bir hafta önce orada adamların ya tokatlamadığım futbolcuları yok. Onlar için mücadele ettim. Ama neden ettim biliyor musunuz? O arma var ya Galatasaray arması. O kadar değerli ki benim gözümde. Ama takım o reaksiyonu göstermedi. Galatasaray takımı şike yapmaz. Galatasaray takımı yeri gelir düşmanı için en iyi mücadeleyi verir. Ben o gün onlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Ama ne oldu arkadaş? Bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar. Neden biliyor musun? Aman Fener olmasın da Beşiktaş olsun. Olmaz kardeşim. Sen çıkacaksın o delikanlı gibi topunu oynayacaksın. Kaybedersen de öyle kaybedeceksin. Çok ilginç bir itiraf bu oldu net, bu. Net söylüyorum çok bunu. Bakın net söylüyorum. Oldu. 4-3 kaybettik. Ben o arkadaşlarla konuşuyorum. Mustafa Hoca orada. Hayri dedi. Başkaları dedim senin hayrine. O da sıpça bir şeyler söyledim. Allah'tan var ya Mustafa Hoca söylemiyorsan çık dışarıya. Bana orada iyilik yaptı. Yoksa? Ya, abi yoksa üstüme diyorsun. Gelse artık orada kopmuşum yani. Allah ne verse gireceğim insanlara. Çünkü neden? Ya kardeşim insanın haysiyeti, şerefi, namusu hayatta en önemli şey. İnsan bunun için yaşar. Bunlar yoksa zaten yaşamın bir anlamı yok. Dikenden farkın yok. Bunları kaybediyorsan ne sporcusun ne insansın. Adam değilsin. 30 sene sonra gelen 30 sene itiraflar sonra, oldu bunlar. Hiç kimse bunu bana o zaman senesi. Sormadı. Ve 4-3 kaybettik. Evet. Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaşlar bana konuşuyor. İşte o 8-0'lık maç bir... Ya kardeşim 8-0'lık maç ben onu da söyledim. Esas dedim teşviği gönderen sizsiniz dedim. Onu da öğrendim ben neyin ne olduğunu. Kime gönderiyor Beşiktaş teşviği? Ankara gücüne. Zalat diyorlar maçı sattı. Ya kardeşim Zalat ya 4 ya 5 gol yedi. Arkadan Arif abi girdi. 4 tane de o yedi. Evet. Nasıl oluyor? 2 kaleciden biz satın aldık. Ama şimdi bakın. Benim açık söylüyorum net. Benim ekmek yediğim yer dünyada benim için en önemli şey yuvamdır yuvam. Ona leke sürdürtmem. Benim bilmediğim bir şeyler olmuşsa inanın benim haberim yok. Ama şey çok ilginç geldi bana.
Rıza Hoca'nın diyelim. Rıza, ya Rıza da normal. Çünkü Rıza benim genç milli, ümit milli, A milli Hadi çok büyük bu. futbolcuydu. Bakın Rıza gördüğüm Türkiye'de hoca olarak da insan. Ha diyorlar ya Türkiye'de hoca yok. Var kardeşim bak senelerde Rıza ne takımları alıyor, nerelere getiriyor. 10 numara bir insan. 10 numara. Allah herkes Rıza gibi olsun isterim Türkiye'de. O zaman Türkiye'de futbol ne olurdu biliyor musunuz? Dünyada bir numara olurdu. Evet. Adamın oynadığı belki 400-500 tane maç var. Atom karınca. O da kendi takımına aşık. O da istiyor şampiyon olmak. Hayır diyor affedersin bunlar mı diyor olacak. Bırak ya ne diyorsun sen dedim ya Rıza. Ne diyorsun kardeşim seni severim ama o sevgi başka bu başka. Burada İnsan şerefi farklar. haysiyeti için. Kusura bakma ben kendime saygımı kaybedemem. Atabilirsiniz atın kardeşim. Ama Allah yani gördük. Seyretsinler şu 92'de alsınlar bilgisayarı açsınlar. Evet. Çünkü o zamanlar yoktu böyle bilgisayarlar. Açsınlar baksınlar yediğimiz gollere. Ya böyle bir şey olamaz. Rezillik. Ben utandım. Utandım. Neden utandım? Bazı arkadaşlarım için. Ya kardeşim gol atıyorsun 3 dakika seriflerin önüne bırakıyorsun topu ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Evet. Aa sonra ne oluyor? Hayrettin sinirli. 4 gol yedi. Hayrettin 4 gol yedi. Ya kardeşim Hayrettin de Juventus istedi. Adnan Polat dedi ki hayır dedi vermedik dedi Juventus'a. Zamanında 5 milyon bakın ben o sene namerdim 5 milyon liradan aşağı imza atmamam lazım. Adnan abi dedi ki hayır dedi. Oğlum kulübün durumu çok kötü dedi. Ne olur yardımcı ol. Ve ben o sene 3,5 milyona imza attım. Rıza beni aradı. Ya hayır o ne yaptın dedi. Piyasayı düşürdüm be kardeşim. Dedi. Anamızı ağlattın bak Rıza. Rıza dedim kulübüm yani borcu var kulübün çok dedim. Adnan abi rica etti dedim. Bu parayı attım imza dedim. Şunu sormak istiyorum. Biraz önce bir kelime kullandınız. Hani Fenerbahçe düşman mı şeklinde. Şöyle ben bir açayım bunu. Yani Fenerbahçe için Galatasaray, Galatasaray için Fenerbahçe olmazsa olmaz. Ezeli bir rekabet. Ama şu da var. Sizin döneminizde de bu vardı. Fenerbahçe maçları Galatasaray için bir farklı geçiyor. Bakın, var mıydı bir nedeni bunun? Yani nedeni, Fenerbahçe olduğunda farklı bir kimliğe mi bürünüyor Galatasaray? Ben Altay'dayken mesela ilk ikinci profesyonellik maçımı Fener'e karşı oynadım. Atatürk Stadı'nda o gün 60 bin kişinin önünde. İnanın herkes 8-10-0 biter. Küçücük bir çocuk 17 yeni doldurmuş 18'e giriyor. Daha yeni profesyonel olmuşum. 1-0 yendik Fener'e. O gün Tottenham Hotspur'un menajeri geldi. Sizi izlemiş. Randevu verdik Alsak'ta buluştuk. Adamlar beni istediler İngiltere'ye götürsünler. O maçtan sonra. Evet. Ve 1-0 kazandı gibi. Herkes totolar yattı o zaman. Loto yoktu. Velhasıl şunu söyleyeyim. Bir maç gene şampiyonlukta ediyorduk onlar. 2-2 bitti ki son dakikada attılar bize. Fener'e karşı benim çok iyi maçlarım oldu. Galatasaray'da da oldu. 3-4 tane maç kazandık Galatasaray. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. O senelerde düşünüyorum şimdi ya biz Galatasaray'a ya çok stresli oluyorduk özellikle Kadıköy'de. O seyirci baskısı, hakem ya hiçbir maçı biz 11-11 oynayamadık. Evet. Evet. Enteresandır. En son kazandık bir maç orada 4-1. O gün de Mert atıldı. 10 kişi kaldı. Yine 10 kişi. Hatta Tanju'nun penaltısını kurtardım o gün. Ayıptır söylemesi. Çok da severim Tanju'yu. Geçen gün onu da röportajını izledim bir yerde. O da çok sevdiğim bir kardeşimdir. Yani, evet. Öyle söyleyeyim. Velhasıl o gün 4-1 aldık o maçı. Ki o kadroda çok iyi bir kadroları vardı. Ama gene 10 kişiydi. Yani diyorum ki ya acaba diyorum hakemlerde mi bir iş vardı o zaman? Düşünüyorum. Ya da biz mi çok sinirli oluyorduk oradaki Kadıköy'de. Stresli oluyordu. O baskı ya. Fener'de onu bir de şöyle oluyordu. Mesela biz Avrupa'da başarılı oluyoruz. 3 tur atlamışsın. Adamlar Sigma Olomouc'tan 7 tane yemişler. Hiç unutmuyorum. Evet, evet. Ali Sabi'de oynayacağız. 1-0 bitti. Devrenin sonlarına doğru. Frankfurt'u elemişiz. Mükemmel bir top oynamışız. Ben de çok iyi oynamışım. O ara çok istim üzerinde. Bir korner topu geldi. Arkadaşlarla toplantı yaptık. Herkes büyük havalarda takım. Dedim ki beyler bakın. Takımın abileriyiz Erdal. Ben biz kaldık yani. Evet. İsmail'ler, Yusuf'lar herhalde bırakmıştı o zaman. Uğur herhalde devam ediyor mu? Devam ediyordu Uğur. Ya dedim arkadaşlar o maçı bakmayın siz dedim. O geride kaldı. O geride kaldı. Bakın bu adamlar bu maçı kurtuluş maçı olarak görüyor. Lütfen dedim herkes işine baksın. Bırakın dedim ya o maç bitmiş. Yok 7 tane yemiş yok. Bizi ilgilendirmez. Siz bakın dedim oynayacağımız maça. Ya arkadaş bir çıktık. Adamlar bir top oynuyor akıllara zarar. O Rıdvan, Aykut. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Bir gol attı Aykut. Akıllı, yani inanılmaz ya. Oradan aldı, attılar böyle on penaltının oralarda. La dönür dönür bir vurdu üzerinden öbür çatala. Yani kanat taksan tutma şansın yoktu. Öyle bir enteresan gol.
3-4 tane frikiklerini çıkardım. 1-2 pozlarını çıkardım. Rıdvan zaten belaydı ikisi. Biliyorsunuz Aykut solda, Rıdvan evet. sağda. İkisi de çok süratlilerdi. Araya bir atıyorlardı. Yani karşı karşıya Allah yardım etsin yani. Öyle topçular. Aykut da çok iyi futbolcuydu. Velhasıl abi biz 1-0 kaybettik. Ya da böyle tam oluyor, onların yönetim çok büyük eleştiri alıyor. İstifa edecekler abi. O Galatasaray maçları onlara kurtuluş oluyordu. Hep onu kurtuluş maçı gibi görüyorlardı. Evet. Ve enteresandır. Biz o maçlara stresi çıkıyorduk. Hadi tamam biz strese çıkıyorduk. Ben gene 3-4 tane galibiyetimiz var. Bir 2-1 yendik, bir 4-1 yendik, bir 3-2 yendik falan. Ama benden sonra ben bakıyorum. Ya Galatasaray'ın orada ya bir tane mi galibiyeti var? 21, aa, benden sonra kaç sene, tane kaleci geldi? Evet. Hani yerli kaleci saymıyorum. Zaten geldiler, hiçbiri kaleci olamadı çocuklar. Yabancılara bakıyorum, Mondragon geldi. Abi herifler 9 kişiyle mi 10 kişiyle mi kaç? 6 tane mi atlayı? 6-0 bitti. Tafarel geldi. Tafarel'le gidip Kadıköy'de yenemedik. Mustera geldi. Ki Mustera yani iyi kaleci Mustera. Mustera geldi. Mustera'yla yenemedik. Seneler sonra. Yani bu kişisel olarak bunu almamak lazım. Bir şansın tutmaması. Şansı mı? Da değil. Ya bu terapi meselesi. Biz Beşiktaş'ı mesela yenerdik. Fener'e karşı şansımız tutmuyor mu? Ya da çok mu sinirli oluyorduk? Ya da hakem mi etki ediyordu? Yani bir anormallik var bu işte. Anladım. Özcan Can Aydın'a da ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Allah rahmet eylesin. Onunla ilgili çok güzel bir anım var. Hiç unutmuyorum, Ayvalık'a gelmişlerdi. Yengemle beraber. Aradılar beni. Ben de İzmir'deyim. Hayrol dedi, Ayvalık'tayız oğlum, memleketine geldik. Özür dilerim şeyine cevap vermeden sonra cevap olsun, olsun. Bu hiç aklıma önemli. Geldiği için hiç anlatmam önemli. Lazım. Hayro dedi, Ayvalık'a geldik oğlum, sen yoksun. Başkanım hemen geliyorum dedim, 1,5 saatte oradayım. Atladım arama, 1,5 saatte oradayım. Neyse gittik Cunda'ya, balık yiyoruz. Orada konu konuyu açtı. Ya Hayro dedi, çok dedi hayırlı bir şey yaptım dedi kulüp için. Başkanım dedim, ne yaptın dedim. Ya dedi şeyi dedi, Lüçescu'yu dedi gönderiyorum dedi, Fatih'i getiriyorum. İnanın bana üzüldüm. Neden üzüldüm? Ya adam şampiyon yapmış takımı kardeşim ve sıradan bir takımı şampiyon evet. yapmış. Garibin başkan artık herhalde camiadan büyük baskı var. Adam orada Lüçescu'nun işine son ver Fatih'le. Allah dedim, başkanım ne yaptın sen dedi. Yazık ettin başkanım dedi. Bunu orada ilk duyanlardan biri oldunuz. Kul hakkı yememek lazım dedim. O Lüçescu bunu hak etmedi dedim. Çok başarılıydı. Çok küçük paralarla çok büyük iş yaptı dedim. Yani tamam, Fatih Hoca'ya ayrı bir saygım vardır. Hocamdı. Yani Ümit Milli'de, A Milli'de ama kendi insanım. Ama dedim bu zamanı değildi dedim başkanım. Ve inanın işte o sene biliyorsunuz belki 25-30 tane transfer. O gidiyor, o geliyor, o gidiyor, o geliyor. Özcan abi belki de o kadar şeyi kaldıramadı garibim. Kanser oldu, öldü gitti. Ve evet, 10 evet. numara gördüğüm en iyi insanlardan biriydi. Yazık oldu. Yani ülkem adına, camiam adına onun ölümüne çok üzüldüm. Ailesine başsağlığı diliyorum tekrar tekrar. Çok iyi bir insanlar. Yani o adamcağız ölümü hak etmedi bu kadar erken. Mustera'yı biraz geri plana atalım o zaman. Fatih Hoca'yı sorayım. Fatih Hoca'dan laf açıldı. Şimdi bakın, çok tartışılıyor. Evet. Çok başarılı, başarısız, çok transfer yaptı. Nasıl değerlendiriyorsun? En iyi tanıyan kişilerden birisiniz ya, Fatih siz. Fatih Hoca'yla, Mustafa Hoca'yla, bazı hocalarla yaşadıklarımı ben kitap yazsaydım, zaten bir Ege Üniversitesi'nde bir hoca belki 8-9 kere beni aradı kitap yazmam için bu olaylarla ilgili. Fakat ben biraz bu konulara çok milliyetçiyim. Yani benim ülkemin insanı benim için çok değerli. Evet. Onlar zarar görmesin diye şimdiye kadar hiçbir zaman bazı şeyler anlatmadım, konuşmadım. Fatih Hoca ile ilgili şöyle bir anım var. Hiç unutmuyorum, bir milli maçtan dönüyoruz. Fatih Hoca o zaman Piyonte'nin yardımcısı. Şenez Erzik'le o zaman başkanımız Şenez Erzik, evet. yardımcısı Haluk Ulusoy. Çok değerli insanlar. Çağırdılar, Hayrettin dediler, seninle bir konuşmamız lazım. Tamam dedim başkanım. Orada bir havalimanında o kafelerde oturduk. Şenez abi dedi ki sağ olsun, ben abi diyorum çünkü hakikaten onu çok seviyorum. Dedi ki Hayrettin dedi, ne düşünüyorsun oğlum dedi bu milli takım hocalığı için. Ya başkanım dedim, bakın dedim, madem fikrimi söylediniz ben size fikrimi söyleyeyim. Siz bilirsiniz ne yapacaksanız yapın dedim. Ama dedim yabancı hocaları getiriyoruz dedim. Bunlar bizi tanıyıncaya kadar bizim psikolojimizi bilmiyorlar. O kadar zaman geçiyor, boşa geçiyor. 3 sene geçiyor dedim.
Ve altyapıyı bilmiyorlar, sistemi bilmiyorlar, ülkeyi bilmiyorlar. Alıyorlar parayı dedim, çekip gidiyorlar dedim. Ya hiç yabancıya gerek yok. Bakın dedim Fatih Hoca, Fas'ta dedim olimpiyat milli takımı şampiyon yapan hoca. Evet. Ümit milli takımda başarılı. Çok istekli, arzulu, bu işi seven, bilen bir adam. Futbolu çok iyi biliyor. Hiç yabancı ile uğraşmayın dedim, Fatih Hoca'yı getirin. Zaten o alttakiler dedim hepsi dedim yukarıda oynayacak yarın bugün. Tabii. Şu Rüştüler geliyor, Abdullahlar, o günler bunlar hep yukarıda oynayacak. Benim onlarla aramda aşağı yukarı 10 yaşa yakın var. Bir jenerasyon farkı. Ve dedim yani yabancı ile dedim zaman harcamayın. Kendi insanımızı dedim alın getirin dedim. Allah'ın izniyle göreceksiniz çok çok iyi şeyler olacak. Böyle bir fikrimi söyledim. Ve hakikaten Fatih Hoca milli takımı hoca oldu. Ve inanın onunla da ben milli takımda bir sıkıntılı bir dönem yaşadım. Biliyorsunuz o Saftik gelmişti. Evet. İşte Van'a gitmiştim. Dönüşte bir İsviçre maçı vardı. Karlı hava, acayip bir şey. Orada ben bir şeyler söyledim. Sonra dediler ki işte dediler Rüştü ile ilgili ben yanlış bir şeyler söylediğimi söylediler. Ki ben Rüştü benim kardeşim. Ben hayatta hiçbir zaman kimse için yanlış bir şey söylemem. Benim orada söylediğim sadece şuydu. Rüştü genç bir kaleci geliyor. Mükemmel bir kaleci. Çok iyi olacak. Engin de biz şu anda milli takımda ama o da yarın bugün yanımızda olacak inşallah. Şu an Engin'in sakatlığı var. İki biz seçmişler. Elimizden gelen en iyisini yapacağız diye bir Evet, röportaj yaptım. evet. Onu neden Rüştü ile ilgili bir şeyler söyledim diye o ara beni milli takımdan çıkardılar. İnanın ben Rasim hocam olsun, Fatih hoca olsun zarar görmesin diye kaç tane röportajı çıkmak istemedim. Evet, O gün konuşmamız. de kontrollü telefondan şey yapıyordum, konuşuyordum. Tam manasıyla çünkü Van'da o zamanki Evet, böyle evet. cep telefonu Evet. sistemi yok. Görüntü yok, şey yok. Velhasıl hatta Rasim hocama da onu söyledi. Ya hocam dedim, ola ki ben dedim belki ben biliyorum dedim yanlış bir şey söylemedim. Hatta kasetini dedim seyredebilirsiniz dedim. Ama ola ki farz edin yanlış bir şey de söylemiş olabilirim dedim. Ya ben dedim düşünün ya 2 sene üst üste şampiyon olan takımın kalecisiyim. Evet. En az gol yiyen takımın kalecisiyim. Birinde yılın en iyi kalecisi, birinde ikinci en iyi kalecisi olmuşum. Milli takım kalecisiyim. Ve dedim şu an bir kalkıyorum sabah Van'dayım. Ya böyle bir rezillik olabilir mi hocam dedim ya. Ya ben dedim bunu mu hak ettim ya. Ya bundan dedim işte bir sene önce biz Manchester'ı elemiş. İlk defa bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'ne kalıyoruz. Onun kalecisi. Ama dedim şu anda dedim bu röportajdan dolayı beni milli takımdan çıkarıyorsunuz. Ya ne diyeyim size hocam dedim. Görüşüyor musunuz Fatih Hoca ile? Ya ben Fatih Hoca ile şöyle görüşüyorum. Cenazelerde karşılaşıyorum. Uzaktan selam veriyorum. Çünkü ya Fatih Hoca'yı ben severim. Severim de Fatih Hoca şimdi şöyle insanlar şunu hiçbir zaman unutmamalı. Bizler hepimiz Fatih Hoca da dahil köylü çocuklarıyız. Yoksul çocuklarız. Evet. Hayatımız hep savaşlarla geçmiş. Ben size bir resmimi göstereceğim şurada. 13 yaşında kalecilik yaptığım zaman inanın yanında koca adamlar ben çocukum parmaklarım küçücük. Düşünün Ayvalık'ta küçük köy sporda. 13 yaşında kalecilik bir yapıyorum. mücadeleyle Babam inşaat geldiniz. ustası. Yok yani yokluk var. Boş zamanlarında gidiyorum şeytan safısına orada garsonluk yapıyorum. Ne bileyim tarlalarda çalışıyorum. Armut satıyorum, incir satıyorum turistlere. Hepimiz bir savaşlarla geldik. Evet. Şimdi Fatih Terim oldun, Hayrettin Demirbaş oldun. Bu senin egonu yükseltmemeli. Her zaman için mütevazi olacaksın kardeşim. Çünkü nedir biliyor musun? Bunlar hiçbir zaman kalıcı değil. Şöhret, möhret, ego bunlar boş şeyler. Mutlaka, mutlaka. Ölüm var, ölüm. Ne zaman geleceği belli değil. Yarın ben görecek miyim bilmiyorum. Yani 3 gün sonra görecek bir miyim saat bilmiyorum. sonrasını bilmiyoruz. Dostlarını çoğalt, düşmanlarını azalt. Ben düşmanımın bile mert ve delikanlı olmasını isterim. Görüyorsun ortamı kardeşim. Bir tane adama 5 kişi saldırıyor. Bir de sopalarla saldırıyorlar. Evet. Ne o Evet. arabada yol vermemiş. 3 tane zebellah gibi adam O iniyor. onun önüne Adamı geçmiş. karısının yanında tekme Aynasını tokat kırıyor, dövüyorlar. dönmeye Şimdi kalkıyor. artık delikanlı, insanlık da kalmamış. Evet. Ben de diyorum ki biz eskiler olarak bunları hep koruduk. Ben Fatih Hoca hakkında bile hiçbir zaman yanlış bir şeyler söylemedim. Ki onunla yaşadıklarımı ben bak açık söylüyorum kitap yazabilirim. Kaç tane de teklif aldım. Para da çok büyük paralar da kazanabilirdim. Ama benim için para, şöhret, mal, mülk hepsi boş. Yaşananların hepsi benimle birlikte mezara Benimle gider birlikte diyorsunuz. mezara gider. Onunla ben çok özel şeyler yaşadım. Hatta ben ona onu da söyledim.
Hiç unutmuyorum. O zaman Beylerbeyi'ne hoca olmuş Sungurus'tan sonra. Ben gittim açık açık da söyledim. Dedim hocam seninle milli takımda dedim böyle böyle bir olay oldu. Ben orada efendilik yaptım dedim. Sizlerle ilgili yanlış bir şeyler söylememek için dedim. Hiçbir röportajı kabul etmedi. Çünkü neden? Ülkemin dedim insanları zarar görmesin. Ben sizde dedim büyük ışık görüyorum. Ben seni milli takıma tavsiye eden insanlardan biriyim. Evet. Ve kalkıp da sen zarar görme sesimi çıkarmadım. Orada kendimi bitirdim dedim. Ama beni istemiyorsan dedim delikanlı gibi açık açık söyle. Ben de yolumu çizeyim. Zaten doğru. Dedim Allah izin verirse. Ben dedim verirlerse bonservisimi en son dedim İzmir'e dönerim. Orada 2-3 takım var dedim. Birinde dedim 2-3 sene daha oynayıp çekilirim köşeme. Bunu evet. istiyorum dedim. Ve açık açık söyledim. Ama maalesef sezon bir başlıyor. Biz tabii artık ne söylediği bilmiyorum yönetime. Çağırdı Ergun abi beni. Hayro dedi ne diyorsun? Ergun abi dedim ya biz Galatasaray'ın çocuğuyuz. 10 senedir buradayız yani. 11 evet. sene yakın dedim. Buradayız. Dedim 11 senedir buradayım. Ben dedim bir şey söylemeyeyim abi. Yani siz söyleyin ona göre hareket edelim. Ya sen at imzayı dedi bir şey yaparız. Tamam abi dedim ya ne olacak imza dedim. Ben attım. Evet. Abi 2 sene yazmışlar. Affedersin 10 bin lira o zamanın parası. Ya kardeşim sen hacıya veriyorsun 6 milyon dolar. Atana. Tutana veriyorsun 10 bin lira. Bak şimdi. Dengesizliği var. Yani diyorlar ya kadro mühendisliği. Ya biz yabancıya bir bonkörüz, bir bronkörüz. Peki hacı etmez miydi o parayı? Kardeşim hacı eder de son final maçında çok basit bir örnek vereyim sana. Final maçında kaçıncı dakikada atıldı? İlk yarının sonlarıydı bildiğim kadarıyla. Çocuklar direndi Tafarel, Bülent. Evet. Herkes omuzu çıktı Bülent'in öyle. Yaptığı ihanet mi orada? Şimdi orada farz et kupayı kaybettin. Ne başarı olacaktı? İkinci olacaktı. Finalde kaybedecektin. İlk bir başarı yok değil mi? Evet. İşte bak. 6 milyon dolar. 4 sene. 6 kere 4. 24 milyon dolar. Değer mi UEFA kupasını almaya? Şimdi herkes diyor ki değer. Bence değmez. Hangisi değerdi biliyor musun? Sezon biz eğer Werder Bremen'i geçseydik. O son dakika Rotaryo atsaydı. Biz UEFA'yı o zaman alıyorduk. Kiminle biliyor musun? Çoluk çocukla. 2 tane yabancıyla. Evet. Kendi çocuklarımla. Kardı, çamurdu, o sahaydı, topun sahaya takılması. Yani bizi tukaka yapıyorlar ya bazen. İki tane ben çeyrek final gördüm. Simo ile beraber bir yarı final gördüm. Kendi zamanımda 4 tane Türkiye kupası. Simo ile beraber 1-2 tane aldık. Şampiyonluk, 5 tane şampiyonluk. Son şampiyonlukta da bıraktığımda liderdik. Simo diyorsun, bilmeyenler olabilir. Simoviç diyelim. Simoviç diyelim. Simoviç de benim abimdir. Canımdır. En büyük kavgalardan biri de onunla yapmışımdır. Çünkü haklıydım. Ama onu da kendimden çok severim. Yani Fatih Hoca'nın olayı anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Böyle oldu. Velhasıl başladık. Keyifsiz başladım. İnanın bana o sene Friedel vardı kaleci biliyorsunuz. Evet, Amerikalı. Evet. Sizler isterseniz onunla ilgili bir anımı anlatayım. Friedel'la. Dinleriz tabii ki. Friedel geleli 2 hafta oldu. Benim bir sakatlığım oldu. Sezon başında spor yazarlarında. Bolic üzerime düştü. Üzerinden atarken çok yük verdiği için sinir sıkışması oldu. Ben 4-5 ay oynayamadım. Ezildi. Suğunu sağ olsun. Hayretin dedi olmaz dedi. Kalecinin eziği var. Sen dedi elin kötü. Kaleci getirmem lazım. Sor dedim haklısın yani. Dedim yarış devam ediyor. Tabii. Velhasıl getirdi. Aradan 2-3 hafta geçti. Adnan Polat dedi ki Hayri dedi Adnan abi de çok severim. O da beni çok sever. Zaten bazı arkadaşlar bunu da kullandılar. Onunla da ilgili bir anım var. Hayri dedi ne diyorsun Friday? Adnan abi dedi. Bu dedim var ya inanılmaz bir altyapısı var dedim. İyi kaleci. Bu dedim var ya çok üst seviye kaleci olacak dedim. Fakat bunun dedim sıkıntısı ne biliyor musun abi dedim. Söyle Hayri dedi. Bunun dedim maç oynaması lazım. Bu dedim kaleyi unutuyor nerede olduğunu kalenin. Bak sorun dedim buna. En fazla bu dedim var ya 20-30 maç oynamıştır. Ya maç tecrübesi yok. Evet, ama evet. dedim dünya çapında olma potansiyeli var. Çünkü dedim altyapı birinci sınıf. Oğlum dedi ya adam gelmiş senin yerine dedi ekmenden edecek seni. Sen dedi adam için böyle böyle söylüyorum. Abi renk dedi, için yapıyorum. Abi arma dedi, için yapıyorum ben bunu. Ben burada. Dedim önemli değilim. Benim ekmek yediğim yer dedim her şeyden evet. önemli. Bu dedim benim için benim kutsalım. Ben dedim gerçekleri söylüyorum. Ve böyle oldu. Fatih Hoca ile ilgili tabii biz biliyorsun işte durumları. O sene 22 maç oynadım ben. 4 tane Avrupa Kupası. 18 tane lig maçı. Galatasaray gene liderdi.
Ama maalesef ve maalesef çok talihsiz bir olay yaşadım ben o sene. Benim biraderimin bir olayı oldu Ayvalık'ta. O olay beni çok sarstı. Bir ölüm Evet. olayı oldu. Evet. Kardeşimin karıştı. Hani ölene mi üzüleyim, öldürene mi üzüleyim? Yani ikisi de benim kardeşim. Ölen de öyle. Kafanız oraya gitti. Ya kafam gitti değil, sabaha kadar uyumadım. Evet. Ve gece yarısı ben gittim hocanın odasına. Dedim bak hocam dedim ben iyi değilim dedim. Saat gece 2. Ben orada mesela Fatih Hoca'ya açık söyleyeyim sana ki gönül koydum yani. Neden gönül koydum? Ya kardeşim ben sana gece 1.30-2'de gelmişim odana. Demek ki önemli bir Bir şey var. derdim var ki geliyorum sana. Bir de geldiğim yerde affedersin o zaman üst taraf yok, sahalar yok. Tarlalardan geçmişim, Evet. dikenlerin içinden gelmişim senin odana. Sana diyorum ki hocam böyle böyle bir olay var. Benim moralim iyi değil. Biraz birininle konuşmam lazım. Ertesi gün de Paris Saint-Germain maçı var. Ya git yat dedi, şimdi mi konuşacağız dedi. Yıkıldım yani. Ya sen Fatih Terim'sin kardeşim. Bir taleben gelmiş. Biz de hocalık yaptık. Evet. Yani en kutsal şey insan yetiştirmektir. Orada bir Ya dinleyebilirsiniz. bir dert ortağı arıyorum kardeşim. 2 dakikanı bana ayıramıyorsan sen kusura bakma yani. Maç ne oldu? Ne oldu? 2 tane rezil gol yedim. Kendimden utandım. Ben kendime küfür ediyorum yediğim gollerden dolayı. Çünkü neden? Ya maç 2-0 galibiz. Bir başladı o şeyler o şeyin dediği gibi Meşaleler. Umuran'ı. Meşaleler falan bir 5 dakika oyun durdu. Orada bir şeylik oldu. Böyle bir konsantre bozukluğu mu? Bir anda. Koptu. Abi adam kafayı vurdu ya rahat tokatla topu çıksın. Kalkıyorum tutmaya orada. Zaten ıslak. Yerler ıslak. Nem var. Hafif bir yağmur vardı. Top elimden bir kaydı sabun şeyi gibi yanaklara takıldı. Abi geçmedi 2 dakika. Adam olmayacak yerden bir vurdu. Önümüz de kapalı. Son anda gördüm uzandım tokatladım direğe vurdu girdi. Deliriyorum kendi kendime küfür ediyorum. Hayır diyorum yakışmadı sana bu oğlum. Bu yediğin goller rezillik ya. Abi hala taraftar bana hayretin bağırıyor. Destek Utandım veriyor. insanlardan utandım. Velhasıl maçı 4-2 kaybettik. Abi davul zoruna girdiler. Sanki anasını satayım şampiyon olmuşuz. Soyunma odasına ağlıyorum içimden. Hayro diyorum Allah Böyle cezanı vermesin bu. olmamalıydı bu. Ben Ya bunu yok kardeşim yapmamalıydım. bunun bahanesi yok yani. Kardeşim o bu. Ama koptum bir an böyle hayattan koptum yani. Konsantre yani kafam dağıldı. Ve kalecilikte bakın ben bunu bütün sporcular tavsiye ediyorum. Sporda en önemli şey konsantre. O an, o an dedikleri. O an bir salise ya da Tabii. saniyedir. Karar anı. Kurtarırsın, kahramansın. Tabii. Yersin, tukaka yaparlar. Bütün şöhretin, Her şampiyonlukların, şey biter. kupalar hepsini bir tarafa atarlar. Seni işe yaramaz gösterirler. Ve ben o sene kendi o kadar gururluyum ki bakın bir köylü çocuğu olarak çok büyük şeyler başardım. İnanın kendimle gurur duyuyorum. Neden gurur duyuyorum biliyor musunuz? 22 maç oynadım o sene. Bir kuruş ben Galatasaray'dan para almadan ayrıldım. Ben dedim bu paraları hak etmedim ki ilk takım lider. Arkadan Şimdi biliyorsunuz o Gençler Birliği maçı. işte ona İki geleceğim ben hafta de. sonra ve o da bakın o da ya olacak iş değil. O gün Allahu Teala Meşhur maç 18-17 mi? o maç 1-1 bitti. Maç 1-1. 1-1'ken de takımın Uzatmalar. bakın Ondan sonra penaltılar. 1-1'ken takımın en iyisiyim. 3 tane %100 karşı karşıya aldım. Son saniye 120. dakika adam vuruyor. Uçuyorum ters elimle. Tokatlıyorum. Top direğe vuruyor. Avuta gidiyor. İnanın yani ya bilsem ki bu 17 10 ya bırak gol olsun anasını satayım. 2-1 bitsin. Rezillik 2-1 bitsin. Abi tokatlıyorum son dakika penaltılara kalıyor. Arkadaş o gün de enteresan böyle karlı böyle hafiften böyle karlı Maçı hatırlıyorum. Hatırlıyorum maçı. ya olmadı olmadı hiç unutmuyor. 7. penaltılar atılıyor. Erol Ersoy hoca. Kubilay geldi yanım. Ya hayretini abi dedi kurtaramıyorsun. Oğlum dedim ya dedi abi dedi ya sen kurtar ya ben kurtarayım dedi. Ya rezil olacağız. Oğlum dedim olmuyor anasını satayım. Herkes ya öyle bir penaltılar atılıyor ki akıllara Evet, zarar. evet, evet. Akıllara zarar. Yani ki ben hayatımı da penaltılara borçluyum biliyor musunuz? Yükselmemi. İnanın 6 ay genç takımıyla Türkiye şampiyonu oluyoruz. 5 penaltının 4'ünü kurtardım. Ankara'da finalde Bursa'yı yendik. 6 ayda 2 kere %100 penaltı kurtardım Seyit için. Galatasaray'da en az 7-8 kere %100 O penaltı maç kurtardım. 18-17 bitti değil mi? 1-1'di maç. 17-16 penaltılarda o abi 17 18-17 penaltı golü yedin. 17 penaltı. Velhasıl ya dedim ben burada oynamayı hak etmiyorum kardeşim. O Ertesi gün maçtan gittim. sonra, evet. Ertesi gün gittim. Fatih hocam dedim. Kusura bakma. Yani ben dedim hatalıyım. Tamam. Bazı şeyler yaşadım. Özel hayatımda. Bunlar benim başarımı da etkiledi. Sezon başındaki bana gösterilen
hareket de beni etkiledi. Ama önemli değil. Onu da dedim kafama takmıyorum. Esas bu en son olay dedim. Benim konsantremi bozdu. Ben dedim bu yüzden, benim yüzümden takım dedim elendi. İki maçta da. Ben bunu kendime yediremiyorum. Ben bunu kendime yediremiyorum dedim. Ayrılmam lazım hocam dedim. Ve dedim benim olayım bitti dedim. Zaten devre arasıydı. Ve oradan beni Zeytinburnu'na kiralık verdiler. Ve inanın böyle ayrı. Ama bunu söylerken de bir taraftan da diyorum ki kardeşim ben buraya 11 senemi verdim. Hiç çıkmadıysam 40 tane maç ben orada kaptan olarak çıktım. Evet. Kaptan olarak çıktım ama bir tarafta medet umuyorum. Ya gece yarısı gidiyorum sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. Sen 2 dakika dinlemiyorsun ve ben kimseye bir şey söylemiyorum. Ve o 2 tane maç benim hayatımı bitiriyor. Ve ben medet umuyorum gene diye Hayri. Takma oğlum kafana maçın içinde en iyisi sendin. 3-4 tane %100 kurtardın. Son saniye tokatlamazsan belki o pozisyon penaltılara kalmayacaktı. Olur be oğlum. Dur oğlum sen bakalım burada. Sen buradan gitmeyi hak etmiyorsun. İşte ben buna deliriyorum bu ülkede. Bir tek bana bu yapılmadı. Ya Yasin abi Özlemek. 29 yaşında adama neredeyse futbolu bıraktırdılar. Amerika'ya kaçtı. Evet. Evet. Simović, hadi Simović'in olayı farklıydı ki onu da o da bir ayrı bir muhabbettir. Simović bıraktı. Taffarel 2 sene daha Galatasaray'da oynardı biliyor musun? Oynardı. Çocuğun abi yaka paça gönder. Ya UEFA kupasını kazandırdı sana be kardeşim. Evet. Adamı bir kale silip attılar. Şimdi Hayrettin'i gönderdiniz o maçtan sonra. Hayrettin ne yaptı size? 22 maç bir kuruş almadım kardeşim. Evet. Ve her zaman ne oldu biliyor musunuz? Yılın kalecisi olmuşum. Juventus istiyor beni ya. Adnan Polat geldi Hayret dedi. Juventus istedi vermedik. 6 ayda oynuyorum. Yemin ediyorum size. Bunu hiç kimse bilmez. Tottenham Hotspur'un menajeri geldi. Beni İngiltere'ye götürmek istedi. 18 yaşındayım Altay kulübünde. Dedi ki sor dedim. Benim için çok erken dedim. Önce ülkemde dedim hizmet etmek istiyorum. Şimdi düşünüyorum keşke gitseydim de kardeşim. Ya Tottenham Hotspur. Gittim sonra o Tottenham'ın tesislerin stadını gezdirdiler bana. Gezdim, baktım Allah'ım dedim ben neyi kaçırmışım. Ya kalıyorsun orada. Yani ülkemiz futbolcular için bataklık. Evet. Evet. Maalesef biz insanlarımıza işe yaradığın zaman saygı görüyorum. Biraz böyle psikolojim bozulduğu zaman tokaka yapıyorlar. Hemen yeri bana gelmişken yapılan. Sorayım. Şu aynısını Taffarel'e gönderdik mi? Gönderdik. Şimdi Muslera garibim sakatlandı çocuk. 2 kere biliyorsunuz. Muslera'ya geldik. Muslera'yı konuşuyoruz. Bakın. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Muslera'yı tokaka yapmaya çalışıyor. Bazı yöneticiler de ya yeter diyorlar artık yani gönderelim falan. Ya güzel kardeşim kafayı mı yediniz ya? İnaki Pena 2 tane 3 tane maç oynadı diye bir anda Muslera'yı tokaka yapıyorsunuz. Zaten kiralık geldi zaten dönecek. Adam kiralık. Almaya kalk. Kaç milyon dolar? Zaten hoyrat davrandınız. Kulübü soktunuz hale bak. Bütün kulüplerin durumu aynı. Alıyorlar gönderiyor. Alıyorlar. Ya kardeşim her aldığın yabancı futbolcu 3-4 milyon dolardan aşağı. En kötü ihtimal 2 milyon. O adam kulübede oturmamalı, oynamalı alıyorsun. Ya Sezgin'im bak, Muslera ayarında bir kaleciyi alman için 5-6 milyon dolar para harcaman lazım. Evet. Ki Muslera'nın en kötü hali. Muslera daha 4 sene, 5 sene sana top oynar. Oynayacak. Sana aşık, ülkeme aşık, kulübüne aşık, formasına aşık bir adam. Neye küstürüyorsunuz kardeşim? Ne yapıyorsunuz ya? Doğru. Kendi doğru. Ayağını sıkıyorlar, farkında değiller. Aynı Taffarel'e yaptıklarını, aynı Hayro'ya yaptıklarını, Muslera'ya yapmaya kalkıyorlar ya. Ya biz bu kadar nankör olmamalıyız. Türkiye bataklık dedin. Arda Güler diye bir futbolcu var. Evet. 17 yaşında Fenerbahçe'de ve büyük bir yetenek. Fazla durmamalı mı? Ben büyük yetenek görmüyorum. Arda'da büyük yetenek bakın, görmüyorsun. Bakın Türk futbolu şu an Almanya 3. ligi, İngiltere 3. ligi. Ayarında futbol. Bizim seviyemiz düşük. Fiziksel olarak Arda'nın daha çok yol kat etmesi lazım. Messi'nin 15-16 yaşında Barcelona'da oynadığını Chelsea'ye karşı. Evet. Chelsea'ye karşı. Evet. Yanında Eto, Ronaldinho'yla oynadığını ve onların ona kol kanat gerdiğini. Ama o maçta hiç unutmuyorum Londra'daki o maçta. Hiç unutmuyorum. O gün Messi takımın en iyisi. 90 evet. dakika o İngiliz savunmasını biliyorsunuz ya boylu postlu adamlardı. Tabii, tabii. Adamı var ya koparacaklar çocuğun ayağından top alamıyorlar. Şimdi Arda ile mukayese edin. Ya biz Arda'yı bir anda yaptık var ya Messi'nin daha büyük futbolcu. Tabii. Üzülüyorum. Tabii. Çocuğun konuşmalarına bakıyorum çok mantıklı şeyler söylüyor ama
biz Türkler hep ezik büyüdüğümüz için egoyu böyle şişirdik şişirdik. Zannediyoruz kendimizi bir şeyler olduk. Aslında daha bu yolun işin başında. başında, adalelere gelişmemiş. Daha tam manasıyla yani Arda korkuyorum. Muhammed de aynı böyleydi Beşiktaş'taki. Barcelona istedi o zaman. Keşke verselerdi. Çocuk belki de var ya çok büyük bir yıldız olacak. Kayboldu gitti. Şimdi nerede oynuyor? Üçüncü. Emre Mor böyle değil miydi kardeşim? Evet. Emre Mor Emre şöyle, sanki biraz toparladı Karagümrük'te ama. Toparlasa ne olur? Evet, evet. Şöyle dedik, böyle dedik. Allah'ım yarabbim onu. Şimdi korkuyor aynısı Arda için olacak. Keşke Arda şimdi bir takıma gitse, yabancı bir takıma. Evet. Çünkü onlar o kadar, ya bu eğitim meselesidir. Adamlar bunun için akademiler kurmuşlar. Neden? Futbol akademisi diyor. Adam yabancı dilini öğretiyor. Yetiştiriyor. Basını nasıl konuşacağını öğretiyor. Ne yiyecek öğretiyor. Antrenmandan nasıl önce yaşayacak, nasıl yaşayacak, nasıl yaşayacak nasıl, onu öğretiyor. Hepsini öğretiyor. Bu işin psikolojisini öğretiyor. Biz lay 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 hay huyla gidiyoruz kardeşim. Üzülüyorum, o çocuğu da kaybedeceğiz. Milli kaleci Galatasaray'ın efsane ismiyle güzel bir söyleşi olduğunu Sözü, düşünüyorum çok ben. Çok güzel bir şey oldu. Ben bir yanlış anlaşılmayı da düzelttiğimize o inanıyorum. O da ortadan kalktı. İyi mesajlar vermeye çalıştık. Üzdüklerim de olduysa özür dilerim. Benim, ama benim de burada... Ben yaşadıklarımı anlattım. Bir tane ilave yalan yok. Neyse o. Tabii ki çok çok şey de söylemedim. Çünkü neden? Onların da rencide aileleri var. Aileleri evet, var. Evet, özelleri evet, var. Evet. Gelecekte bir kariyerleri var. Onları etkilememek için bazı şeylerde girmedim konulara. Kısa kestim. Teşekkür ederim size. Ben çok teşekkür ediyorum. Burada bizi misafir ettiniz. Neden? Umarım zevkle izlemişsinizdir siz de. Beğendiyseniz üzerine tabii ki bir beğenmeye tıklarsanız seviniriz. Bundan sonra da sohbetlerimiz, röportajlarımız devam edecek. Hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın.